İyi akşamlar. 10 Ocak 2024 Çarşamba saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz yok mu? Çok mesaj var. Yani göreceksiniz, çok da ilginç mesajlar var. Bir miktar ümitsizlik de var. Ama bence kesinlikle ümitsiz olmayın. Kesinlikle olmayın. Nedenlerini anlatacağım. İlk haberimiz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluşunun 97. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve Mossad'a mesajı MİT'ten verdi. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır. Nasıl oldu da bunları toparladınız, aldınız, yakaladınız vesaire gibi. Daha dur bakalım. Bu işin ilk adımı. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik operasyon ve gözaltına alınan 34 kişi için ilk sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tel Aviv yönetimine seslendi. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik operasyonlar sürecek derken içeriye de mesaj verdi. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte söz konusu uygulamalardan resmi kurumlarımıza ait birçok bilgi, belge, not ve döküman da maalesef paylaşılıyor. Bu durumun bilgi güvenliği açısından ciddi bir zafiyet oluşturduğu açıktır. Terörle mücadele de gündemindeydi Erdoğan'ın. Milli İstihbarat Teşkilatımız teröristlere nefes aldırmıyor. Artık istihbarat teşkilatımız bunların ayak takımlarıyla uğraşmıyor. Tamamıyla lider kadrolarını yok etmenin gayretinde. Ve bu ne demek? Maliyeti yüksek olan bir adım atalım. Ayak takımıyla ne işimiz var? Tören sonunda 97 yıllık faaliyetlerin anlatıldığı MİT Müzesi'nin de açılışı yapıldı. Evet, kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar. Patron biziz ve çaresi var, herkes aklını kullansın demiş bir izleyicimiz. Efendim bir başka izleyicimiz, emeklilerin sesini duyan yok mu diye sormuş. İşte zaten şimdiki başlığımız o. Çok fazla mesaj geliyor kıymetli emekli vatandaşlarımızdan. Biz de onların haklarını arıyoruz, savunmaya çalışıyoruz. Emekliye zam ayrımcılığı giderilecek mi? Alım gücü tamamen yok oldu. Bir ayakkabıya 3 bin lira para istiyorlar. Mart ayında ne kadardı o ayakkabı? 500-600 liraydı. Çalışmamızı yaptık. O da bunu 7500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. 5 Nisan'da dolar kuru 19 lira 25 kuruştu ve o gün 7500 lirayla 389 dolar alınabiliyordu. Bugün 10 Ocak itibariyle doların kuru 30 liraya aştı ve 250 dolar alınabiliyor artık. Yani aradaki kayıp 139 dolar. 7,5 lira maaş alıyorum. 1 milyon lira kredim var. 12 kesili 6,5 lirayla. Elektrik, su, doğalgaz, geçim. Hastaneye gidemiyorum. Söz verdiler ama yapmıyorlar ki. Doğalgazı yakamıyorum. Battaniyeyle oturuyorum evimde. Ekmek parası bulamayız doğalgazı yakarsa. 5 Nisan'da resmi gazetede yayımlanarak 7500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşının geçen 9 ayda alım gücündeki erimeyi yaşayarak öğrendi emekliler. Temmuz ayında verilen sözlerin gerçekleşmediğini de, memur emeklileriyle aradaki 12 puanlık zam farkı kapatılacak mı, kök maaş artırılacak mı, AK Parti Grup Başkanı çalışıyoruz dedi. Oransal maaşta artış değerlendirmesi, Bakanlar Kurulu tahmin ediyor önümüzdeki hafta değerlendirilir. Daha ne aylar geçecek? Daha önümüzde aylar çok sağ olsa. 7,5 milyar para mı ya? Ben sana soruyorum. Kira olmuş 12 milyar, 15 milyar. Ekim'de. Meclis açılır açılmaz ciddi bir iyileştirme yapılacak. 2023 Nisan ayında 7500 liraya yükseltildi en düşük emekli maaşı. Aradan geçen aylarda enflasyonla maaşlar erirken iktidar Ekim ayı için düzenleme sözü verdi. Emekli maaşları ile ilgili sizden gelecek haberi bekliyor emekliler. Çalışma Bakanı ve Binali Yıldırım Ekim ayı demişti. Peki yılbaşına gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu? İnşallah. Ekim, Kasım, Aralık geçti. Ocak ayında %36,57'lik enflasyon farkı netleşti. Milyonlarca SSK Bağkur emeklisi refah payı bekliyor. Kök maaşların artırılmasını. Ama meclis kapalı, kabine toplanmadı. Şu anda bakanlığımız çalışıyor. Bugün bir ön görüşme yaptık. İnşallah önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse Bakanlar Kurulu'nda
değerlendirilir. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Ya kuru kuruya herkese söz veriyorlar ama aslı olmuyor. Bir tane dış fırçası aldım. 175 TL. Dünyada böyle bir pahalılık yok. 7500 lira aylık al. Bir yemek 500 lira. Hayat pahalılığı karşısında umuttan, beklentiden öte zaruri bir istekli maaşlarıyla ilgili bir düzenlemenin yapılması. Çünkü 5 Nisan'dan bugüne geçen 9 ayda 7500 liralık alım gücü de TÜİK enflasyonuyla %41,97 oranında eridi. 4353 liraya düştü. Yumurta olmuş 110 lira. Ben ayda bir kule yumurta alamıyorum. Yarım yarım yumurta yiyoruz. İki kişi. Ekmeğe inanır mısın sana? Demet'te dünden kalan ekmek... Aşağıda ucuz da gidip oradan alıyoruz, dolaba koyup ısıtıp ısıtıp yiyoruz. SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranının artırılması, kök maaş düzenlemesi için mecliste yasal düzenleme gerekiyor. Efendim bizi kıymetli emekli vatandaşlarımız, bizi kıskandığını iddia ettiği hükümet yetkililerinin, üyelerinin iddia ettiği Avrupa ülkelerinde size şöyle söyleyeyim. 7 ile 10 kat fazla maaş alıyorlar. Aşağı yukarı da 10 aydır filan kimse uğramadı, kapınızı çalmadı. Şimdi kapı kapı dolaşacağız filan diyorlar. İktidar treni kaçırmak üzere. Ama söylediklerini yakında kimse duymayacaktı, zaten duymuyor da. Neden? Eski bir filozof Romalı demiş ki çok acı duyulduğu zaman artık hiçbir şey duyulmaz olur. Bu insanlar acı çekiyor. Artık kök maaşımı arttırırsınız, ek zam mı yaparsınız, şunu yapın. Öyle haftaya bakın, bugün vardı şey kabine toplanmadı bugün. Hiçbir ses teda da yok, hiçbir şey yok. Ama ben size sebebini söyleyeyim bunun, niye böyle olduğunu. Bu ülkenin değerli kıymetli insanları. Gönül hayatta olduğu gibi siyasette de kaçanı kovalar. Kaçanı kovalar. Kaybediciklerine hiç ihtimal vermedikleri için sizi umursamıyorlar. Üstelik sanki sadaka veriyorlar. Sizin emeklerinizin ödediğiniz primlerin karşılığıdır bu. Patron sizsiniz diye boşa söylemiyorum. Cebinden bir tane bir kuruş para vermiş siyasetçi var mı ya bu ülkede? Herhangi bir şey için. Bu ayrımcılık tabii, bu meseleler, bu sorunlar sadece böyle maaşta falan sürmüyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Ya ölümle bile bitmiyor. Cenazede bile ayrımcılık var. İnsanları zaten mezara koymadan ayırdılar. Bir de mezara koydukları zaman iyi mezar, kötü mezar, her şeyi ayırdılar. Vekil öldüğünde 86.740 lira, bir devlet memuru öldüğünde 14.456 liradan aşağı olmamak kaydıyla yakınlarına cenaze yardım ödenmektedir. Bir SSK'lı ya da Bağkurlu öldüğünde ise sadece 3.385 liradır. Ölüsü bile emeklinin para etmiyor ki, SSK ölüsü. Milletvekilinin ölüsü 86 bin liradan. O da insan, biz de insanız. Aradaki fark ne? O benim vekilim. Aldığı maaş ve zam oranıyla ayrımcılığa uğruyor SSK Bağkur emeklisi. Cenaze yardımındaki ayrımcılık da rakamlarda. Vefat eden bir milletvekilinin yakınlarına ödenen paradan 26 kat daha az para ödeniyor SSK Bağkur emeklisinin yakınlarına. Asil ile vekil arasındaki fark neredeyse 26 kat. Bu haksızlık değil mi sizce? Nasılsa aynı Türkiye'de yaşıyoruz, aynı yerde ölüyoruz. Niye ayrımcılık yapıyor? Yaşarken de haksızlık, ölünce de haksızlık. Bitmiyor. 1 Ocak 2024 itibariyle Çalışma Bakanlığı'nın cenaze yardımı ödenekleri de belli oldu. Bir milletvekili vefat ederse yakınlarına ödenen yardım 86.740 lira. Vefat eden emekli milletvekilinin yakınlarına 43.370 lira ödeniyor. Memur ve memur emeklileri için cenaze yardımı en düşük 14.456 lira. Ama SSK ve Bağkur çalışanı ya da emeklisi için cenaze yardımı 3.385 lira. En düşük memur cenaze ödeneğinin dörtte biri. Niye zaten böyle bir ayrım var ki? Zaten maaşlarda da öyle. Bize çok düşük zam yapılıyor. Hatta yapılmıyor. Onlara çok yapılıyor. Biz ölüyoruz, onlar da ölüyor. Yani sonuç değişmiyor ya. Masraflarımız da değişmiyor. Giderler de değişmiyor. Ölürken de bir ayrımcılığa maruz kalıyoruz galiba. Yaşarken de adaletsiz, ölürken de adaletsiz. Herkes sonuçta ölüp gidecek. Sonuçta milletvekili de mezara defnedilecek. Emekliler de defnedilecek. Hepsinin gittiği yer aynı olacak. Milletvekili, memur ve memur emeklileri için cenaze ödeneği memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Bu yüzden Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez cenaze ödeneğine zam geliyor. SSK ve Bağkurlular için Ocak'ta belirlenen rakam bir sonraki yıla kadar geçerli. Böyle yaşamayı ve böyle ölmeyi aslında bizler sağlıyoruz.
Görüyorsunuz değil mi? Şaşırmış bunlar ya. Ya hakikaten hiç mantık yok mu ya? Bunlar nasıl düzenlemeler arkadaş? Hayır, milletvekillerini ya da siyasetçilerin, şimdi Allah uzun ömürler versin, sağlığında ne gördünüz de 86 bin lira. Vay arkadaş. Efendim sonra da kefenin cebi yok filan diyorlar. Gerçi yok da artık onlar ne düşünüyorlarsa. Savunma sanayi işçileri efendim hak aramaya devam ediyor. Harbiş işçisi, vatan bekçisi. Vatan işçisiyiz biz yani. Vatana hizmet ediyoruz ama gel gelelim gördüğümüz reva bu. 20 bin lira maaş alıyorum ben ya. Şu an birçok arkadaşımızın hesabı ekside. Kredi kartları patlamış. Kiracıyım ben. 10 bin lira veriyorum ama Haziran'da kontratım bitiyor. Emin olun ay sonunu getiremiyoruz. Asgari ücretli, memur, emekli bu olağanüstü süreçten geçiyor. İşçi başka bir ülkede mi yaşıyor? Bombayla uğraşıyor, füzeyi hareket ettiriyor, denizaltını yüzdürüyor, uçağı uçuruyor. Ama markete gittiği zaman, peynirin fiyatına baktığı zaman çocuğa alacağı peynirde bile geri çekiliyor. Milli savaş uçaklarının, gemilerin, tankların üretim ve bakımından sorumlu onlar. Türkiye'nin göz bebeği projelerde yer alan milli savunma sanayi işçileri asgari ücret seviyesinde kalan maaşları için bu kez Ankara'dan ses yükselttiler. Genelkurmay Başkanı üstündeki elbiseyi biz dikiyoruz. Benim şu anda maaşım 25 bin civarında. Benim yanımdaki bir memurun maaşı 45-50 lira oldu. Ankara'da kiralar belli, 20 bin civarında. Artık bıçak kemiğe dayanmadı, bıçak kemiği parçaladı. Savunma sanayi işçilerinin ortalama maaşı 21 bin lira. Milli Savunma Bakanlığı ile yaptıkları toplu sözleşme gereği de Mart ayında %16 zam alabilecekler. Yani ortalama maaşları 25 bin civarına yükselecek. Biz bu toplu sözleşmeyi imzaladığımızda mazot 18 liraydı. 6 ay geçmeden toplu sözleşmeye başladığımız yerden daha kötü bir yere alım gücü olarak geldik. Bizim orada bir temizlikçi memur 33 bin lira maaş alıyor. Siz? Biz mühimmatla uğraşıyoruz. Mühimmatı söküp takıyoruz, imal ediyoruz ama aldığımız maaş 25 bin lira. Milyon dolarlık bir uçak motorunu bir tane işçiye teslim edip ailesini geçindiremeyecek bir para verirseniz, onun kafasını evinde bırakırsanız, kusura bakmayın, hiç kimseden bu ülkede üst seviyede bir performans bekleyemeyiz. Benim orada 2 saat işi geç durdurmamdan dolayı Tendürek'te bir askerimize silah 2 saat geç giderse, ben bunu vatan hainliğiyle eş değer değerlendiririm. Ve böyle bir eylem kararı almayacağımızı ortak kararlaştırdık. Savunma sanayi işçileri iş bırakma eylemi yapmayacağız ama hakkımızı da sonuna kadar arayacağız diyerek başkentte Harbiş Sendikası önünde eylem yaptılar. 27 Ocak'ta büyük mitinge hazırlanıyorlar. Şu an 12 Ocak itibariyle Eskişehir Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı eski adıyla 74 kişi emekli olacak. Düşük maaştan emekli oluyor. Şu an 25 bin lira alıyor ama özel sektöre gittiği zaman 70 bin, 80 bin lira bandında maaş alıyor. Her tarafta böyle bir ayrımcılık var. Ya herkesin birbiriyle arasında sorun yaratmakta üstlerine yok. İnanılır gibi değil. Biliyorsunuz kiracı ev sahibi. Çözdüler mi? Hayır. Emekliler arasında, çalışanlar arasında, öğretmenler arasında, efendim güvenlik güçleri arasında. İnanılır gibi değil. Daha bunu arttırabiliriz ya. Öyle şeyle mesela demin gördünüz haberi, cenazede bile ayrımcılık dedik. Cenazede ayrımcılığa takılanlar. Emeklilikte ayrımcı EYT vardı ya. Emeklilikte yaşa takılanlar. Cenazede ayrımcılığa takılanlar. Çalışırken ayrımcılığa takılanlar. Cat, çat. Gençler. Bunun buradan bir yere varılacağını düşünüyor. Ya işin ilginç tarafı, daha kötü tarafı şu. Her şey o kadar ayaklarına dolanmış durumda ki. Yani çözemiyorlar da ülkenin kendi çarkları, işleyişi, ana kurumları, yargı kurumları arasında kriz var. Bakın yakında bir seçim var. Yakında seçim var ama Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir kararı Yargıtay yok sayıyor. İki kere yok saydı. Nasıl olur böyle bir şey? Seçime gidilecek. Yüksek Seçim Kurulu oluşturulacak buradan, bu kurumlardan. Nasıl karar verecek? Tartışmaların önüne nasıl geçilecek? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da duruma dair bir itirafta bulunuyor. İtiraf çaresizlik.
8 Ocak saat 10.30'da döndü bana Numan Bey. Meclisin eğer bu konuyu çözebileceğine inansam, binde bir inansam zaten o meclisi ben çağıracağım dedi. Bu tür konular üzerinden meclis başkanlığının siyasi polemiğini içerisinde çekilmesine müsaade etmem. Yüksek yargıda kriz, milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğu. CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağırma talebine hayır yanıtı veren Numan Kurtulmuş iddiaya göre CHP Grup Başkan Vekiline meclisin bu konuyu çözebileceğine inansam ben zaten toplarım dedi. Dedim ki Sayın Başkan, bir meclis başkanı meclisin herhangi bir konuda yararlı olamayacağını düşünüyor ve bunu ifade ediyor. Bu bir meclis başkanı açısından gerçekten talihsiz bir açıklama. İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafı olmaması için yazıyı şimdiye kadar genel kurula göndermedik. Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol. Bulunduğum 20 metrekarelik hücreden çıkıp meclise yemin etmem, siyaset yapmam istenmiyor. O halde artık benim için Türkiye Büyük Millet Meclisi burasıdır, cezaevidir, bu hücredir. Hangi mahkeme kararının ne zaman ve ne şekilde uygulanacağını, uygulanıp uygulanmayacağını bir kenara bırakmanın vaktidir. Türkiye'de anayasal yargı rafa kaldırıldı ve herkesin kişi güvenliği ihlal edilir hale geldi. Numan Kurtulmuş yargı içindeki sürtüşme olarak niteliyor yaşananları. Muhalefet anayasanın ortadan kaldırılması. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine yönelik kararın genel kurulda okutulmasını istediği iddiası kulislere yansıdı. Meclis başkanı net konuşmadı. Enis Berberoğlu ve benzer Gergerlioğlu dosyalarındaki durum yaşanmasın diye Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğüm için bunu mecliste okutmadım ama burada meselenin bir şekilde halledilmesi lazım. Zaman içerisinde bunu bu uygulamayı ortaya koyarız. Evet, burada çözüm basit. Yerel mahkemenin, Anayasa Mahkemesi'nin kararını derhal kurul bile toplamaya gerek kalmadan uygulamaya koyması lazım. Durum açık. Anayasa 153. madde, Anayasa 158. madde. Bu kadar basit. Ama İşin içine siyasi etki, sahipler, böyle şeyler girerse zaten ekonominin de bozulmasının sebebi küçük siyasi hesaplar. İşte netice böyle oluyor. Durun bakalım nasıl düzelecek. Gelelim şimdi yerel seçimle ilgili entrikalara. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu dedi ki DEM Partili dostlarımızla yeniden bir yumuşamayı konuşuyoruz. Yeniden bir yumuşama. Şimdi bu kalıp herhalde önümüzdeki günlerde çok karşımıza çıkacak. Yeniden bir yumuşama. Tuhaf bir laf. Açık söyleyelim, biz ittifaklara kapalı değiliz. DEM Parti milletvekilleriyle dostluğumuz var. Sohbet ediyoruz. Türkiye'de yeniden bir yumuşama için nasıl bir kapı aralanabilir, birlikte nasıl huzur ortamı sağlayabiliriz diye kendi aramızda konuşuyoruz. Cumhur İttifakı liderleri en çok da CHP'yi DEM Parti ile gizli işbirliği iddiası ile eleştirirken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu DEM Parti milletvekilleri için dostlarımız ifadesini kullandı. Yumuşamayı konuşuyoruz dedi. Yetkilileriyle ne yapabiliriz diye sohbet ettik ama parti genel merkeziyle bir temasları var mı bilmiyorum. Ben de dışarıdan bir takım duyumları duyuyorum. DEM Parti eş başkanlarının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaretinden bir gün önce AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu'nun genel merkezin DEM Parti ile temaslı olduğunu duyuyorum sözleri de çarpıcı. 3 büyükşehir için ittifak görüşmesinin ertelendiği Yeniden Refah Partisi'nden de dikkat çekici açıklamalar var. Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı makamında oturuyorsa bu Yeniden Refah Partisi'nin sayesinde. Biz de dedik ki aynı şeyi bu sefer siz bize yapın. Biz sizi de kolumuzun kanatlarımızın altına alalım dedik. Artık kendileri bilir. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz Ankara Masası programında Fatih Ati'ye konuştu. AK Parti'ye bizim adayımızı destekleyin teklifinde bulunduk dedi. Ama AK Parti İstanbul adayını açıkladı. Murat Bey'in tabii bulunmuş olduğu partide yapmış olduğu icraatlara baktığımız zaman ben açıkçası kendi partimizden aday gösterilmesini elbette tercih ederdim. Yani AK Parti yöneticileri Milli Görüş gömleğini çıkartmış. Herkesin şaşıracağı bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Bu yerel seçim sonuçlarının sonrasının 2028'e ne kadar olumlu yansıdığını da herkes görecek. İYİ Parti'nin Manisa Büyükşehir adayı Gürhan Özcan, MHP ise mevcut başkan Cengiz Ergün'ü tekrar aday gösterdi. CHP'de ise gözler parti meclisinde. Mersin, Adana, Aydın dışında İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının da açıklanması bekleniyor. Ankara'nın Etimeskut ilçesi için de sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun ismi geçiyor. Evet, şimdi bu yerel seçim entrikalarında bu söz konusu
yeniden bir yumuşama ne anlama geliyor? Yeniden bir çözüm süreci mi? Isıt ısıt insanların önüne koy böyle şeyleri. Hep seçim zamanında böyle şeyleri aklına getir. Ya bu konu oy, seçim vesaire bunları aşan bir konu. Farkında değil misiniz? Bakın ağzınız yanmadı mı bir kere? Bunları daha ciddi ele almak gerektiğini görmediniz mi? O yüzden meclisin mesela var olduğunun hatırlanması gereken bir konu değil mi bu? Bakacağız bakalım gelişmelere. Efendim geldik şimdi ömür tüketim vergisine. Ömür tüketim vergisi daha ne diyeyim? Bir otomobil kendinize, bir otomobilde vergi ödeyerek devlete almış oluyorsunuz. Eski vergi sistemini arıyoruz. Gittikçe ÖTV oranları artıyor. 2001 yılına kadar otomobillerin üzerindeki vergi yükü kısmen çok daha azdı. Yani KDV vardı. Geçici olarak aslında hayatımıza girdi. Ama gelin görün ki aradan geçen 23 yılda ÖTV hep arttı. Yıl 2001. Otomobilden alınan tek vergi KDV oranı %18. 2002'ye gelindiğinde tüm tüketiciler gibi araç sahibi olmak isteyenler de özel tüketim vergisiyle tanıştı. ÖTV o yıl %27 idi. Aradan yıllar geçti, bakanlar değişti, ÖTV hep arttı. Bugün ÖTV %80 ile %220 arasında, KDV ise %20. Yıllar itibariyle hep otomobilin üzerine vergi yüklenmiş. Bugün en düşük ÖTV ne yazık ki %80. Üzerine bir de %18'den 20'ye çıkan KDV var. Türkiye'de vergi yükü aslında çok yüksek değil. Mehmet Şimşek'in ilk Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde kurduğu vergi yükü yüksek değil sözü hafızalardaki yerini koruyor. Tam da o yıllarda en büyük vergi sıçraması yaşandı ÖTV'de. Şimşek göreve geldiğinde 2009 yılında otomobilde ÖTV %27, görevi bıraktığı 2015 yılındaysa %46. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Ve bir diğer büyük sıçrama, o da eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dönemi. 2018'de geldi, 2020'de gitti. Otomobilde ÖTV sistemi değişti. Fiyata motor gücüne göre kademeler geldi. 2015'te %46 olan ÖTV, Berat Albayrak döneminde %45-50-80'e çıktı. Otomotiv, beyaz eşya, konut, evet. Buralarda ciddi bir vergi düzenlemesiyle birlikte Kasım Aralık'ta bunlar da çok güçlü bir şekilde etkileyecek. Ve son hamle yine Mehmet Şimşek'ten geldi. Dilimler güncellenmediği için %80'in altında ÖTV kalmadı. %220'ye kadar çıkıyor. Şimşek ise KDV'yi %18'den %20'ye çıkarttı. Otomobil sonuçta baktığımız zaman bir dört tekerlekli vergi dairesi olarak görülüyor. Yani 500 milyara yakın bir vergi gelirinden bahsediyoruz sadece otomobilden. Bu sıfır otomobilin vergisiz fiyatı 622 bin lira. %80 ÖTV, %20 KDV derken satış fiyatı 1 milyon 345 bin liraya yükseliyor. Peki bu otomobilin üzerindeki vergi yükü bu kadar olmasa, 2001 yılındaki gibi sadece %18 KDV uygulansa fiyatı ne olur? İşte o zaman bu otomobilin 622 bin lira olan vergisiz fiyatının üstüne %18 KDV uygulandığında satış fiyatı da 733 bin 960 lira olurdu. Yani aynı otomobilde 2001 ile 2024 yılları arasındaki vergi farkı 611 bin lira. Neredeyse otomobilin vergisiz fiyatına denk. Yarısı vergi, yarısı araç fiyatı gibi. Sadece bununla da yetmiyor. Her aldığı yakıttan da tekrar bir ÖTV ödemiş oluyor. Dolayısıyla bir otomobili aldığınızda ömür boyu vergi ödemiş oluyorsunuz. Şimdi karışık hesaplar. Gerçi artık hepimiz ekonomistiz biliyorsunuz. Ve eğer böyle yapılacaksa ÖTV'ye, KDV'ye bu kadar artışla yönetilecekse ekonomi, emin olun hepiniz yönetirsiniz. Bu basit çünkü. Bir yaratıcılık gerektirmiyor, bir deha gerektirmiyor, öyle ekonomi eğitimi falan bile gerektirmiyor. Bütün bunlar olurken de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ortalıkta görünmüyor. Bu kadar zam yapıldı ama bunun Kemal Tahir'in dediği gibi olmuşun hayırsızı olmaz, olsa olsa ceremesi olur. Ceremesini de biz çekeriz. Fakat ÖTV dediğiniz şey akaryakıtta da arttırıldı biliyorsunuz. Trafik sorununu çözdüler. Mesela İstanbul'da bakıyorum trafik yok o şeyden beri, ÖTV artışından beri. Yalnız aman dikkat, bu trafik sorununun çözülmesi
şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hanesine artı puan olarak yazabilir yani. Ya. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki ya Selçuk Bey şu konuya bir değin ne olur? İnsanlar zam konusunda fikir soran muhabirlerinize neden gülerek cevap veriyor? Efendim onlara kızmayın. Hepsi gülerek cevap vermiyor. Fakat gülmek bir arkadaşlığı başlatmak için iyi bir yoldur. Bitirmek içinse en iyi yol. Dolayısıyla o şekilde ifade ediyor olabilirler kızgınlıklarını. Bakalım şimdi öğrenciye bir telefon sözü vardı biliyorsunuz. Ama arkasından ne çıkacak diye hep merak ediyoruz artık ya. Öğrenciye telefonda bir vergi iadesi bahanesi çıkartmışlar ki. Yani sormayın hiç insaf yok mu ya? Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. 21 kuruşluk poşet nedeniyle o yardımı alamayacak. Demek ki devletin zaten buna veresi yokmuş, yarısında veresi yokmuş herhalde. Böyle bir bahane uydurmuş gibi geldi. Ben 25 kuruş için yani iade yapılmaz mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi için uzun süre bekledi üniversite öğrencileri. Önce kapsamın çok dar olduğu anlaşıldı. Yine de vergisiz telefon almak isteyen bu kez de sıra dışı bir zorlukla karşılaştı. Alışverişinde poşet olduğu için üniversiteliğe vergi iadesi yapılmadı. Faturanızda başvuruya konu teknolojik cihaz dışında da ürün bulunduğundan başvurunuz reddedilmiştir. Derneğimize de bu yönde başvurular oldu. 25 kuruş poşet nedeniyle bu öğrencilerimizin mağdur olmaması için bu sorunun çözümünü istiyoruz. Yani ne yapsın, elinde mi götürsün? Vermemek için. Vermek istemeyen zaten her türlü bahane bulur. Orada poşet bahanesini bulmuşlar. Bursa'da yaşayan üniversite öğrencisi Zeynep Ö, devletin telefon desteğinden yararlanmak için vergi iadesi başvurusunda bulundu. Hiç beklemediği bir yanıt aldı. Poşet ücreti nedeniyle 4500 liralık vergi iadesi talebi reddedildi. 3 kuruş destek veriyorlar zaten. Onu da verememişler. O yüzden çok fazla şaşırmadık aslında. Öğrenciler 9500 liraya aşmayan telefonlar bulmaya çalışıyor. Örneğin bu telefonun fiyatı 9000 lira. Devletin destek oranı ise %44. Ancak bu telefonla birlikte poşet de alınırsa öğrenciler vergi iadesini alamıyor. 9500 liraya öğrencilerin işini gören bir telefon pek bulamazsınız. Uygun telefonu bulmak zor, bulduğunda vergi iadesini almak daha da zor. Önce telefon alınıyor, sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden başvuruda bulunuluyor. Tüketici dernekleri poşet uyarısı yaparken gençler desteğe temkinli yaklaşıyor. 2 hafta sonra devlet tarafından, E-Devlet'ten bakın, oradan size geri ödemesi yapılacak dediler de ben buna güvenemem. Şimdi bu zamana kadar olanları da gördük. Hani bu ilk defa bir destek, ilk defa böyle bir destek yapıyorlar. Ama işte güvenmediğim için de yapmadım, başvuru yapmadım. Hükümet hikmet ile müşterektir. Vezir olan hakim olmak gerekir. Eskilerden, Osmanlı'dan hakimler mi? Bir hikmet var mı? Ya bir hükümetin yapması gereken böyle telefondu, şuydu, buydu gibi şeylerle sadaka verir gibi küçük küçük aslında asıl görevlerinin tümüyle uzağında adeta sokağa, mahalleye efendim bir cep telefoncusu bir şey açmak gibi, dükkan açmak gibi filan. Bu mudur? Bir de üstünden böyle KDV işleri filan. Efendim ekonomiyi düzelt. Yani istihdamı arttır. Enflasyonu düşür. Ülkenin savunmasını güçlendir. İnsanların huzurlu olmasını sağla. Milli eğitimi düzelt. Eğitimi hallet. Ve alım gücünü arttır. Bu. Yok. Telefonda şöyle indirim sonra KDV oyunu. Allah Allah ya. Efendim... Ha tabii bir de sağlık hizmetleri var. Sağlık hizmetlerini unutmayalım. Hastanelerde bir randevu krizi var ki herkes susuyor bu konuda. Dünyanın şikayetini alıyoruz. Başka yerlere CİMER'e yazdıklarını da söylüyor insanlar. Fakat çaresi var mı? Yok mu? Bir şeyler söyleyin. Rektörden torpil itirafı. Neredeyse boş olan diş hekimliği fakültesi full kapasiteye geçtik. En çok şikayet aldığım yer olmaya başladı. Niye? Randevu alamıyoruz diye.
Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum, açıkça söyleyeyim. Üniversite rektörü açıkça ilk ağızdan itiraf etti torpil yaptırdığını. Sebebi de tüm hastaların çektiği randevu sıkıntısı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü Nurullah Okumuş, önce diş hekimliği fakültesinin yoğunluğunu, randevu bulunamadığını anlattı. Ardından herkesin gözünün içine baka baka rahatlıkla itiraf etti kendisine randevu için torpil yaptırdığını. Randevu alamıyoruz diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum, açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman tık kapanıyor, bitiyor. Anında doluyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği için şehirdeki gazetecilerle kahvaltıda buluştu. Önünde mikrofon vardı, kameraların kayıt aldığının da farkındaydı. Üniversitede yaptıkları iyileştirmelerden bahsetti, diş hekimliği fakültesini tam kapasiteye geçirdiklerini söyledi. Ama yetmediği için randevu bulunamadığını, torpille kendine randevu aldığını itiraf etti. Neredeyse boş olan diş hekimliği fakültesi full kapasiteye geçtik. En çok şikayet aldığım yer olmaya başladı. Niye? Randevu alamıyoruz diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum, açıkça söyleyeyim. Valla bizim öyle bir torpil şansımız yok. Biz randevu düşürebilsek gidiyoruz yani. Randevu düşüremezseniz? Bekliyoruz. Maltepe'de diş merkezi var, sağlığı. Oraya gittim. Dediler ki 1,5 sene sonraya gün veriyoruz. Yani onlarla iş olmaz. Şehir fark etmeksizin randevu almanın en zor olduğu hastanelerin başında geliyor belki de diş hastaneleri. Maddi imkanı olanlar aylarca beklemek yerine binlerce lira verip özelde yaptırıyorlar tedavilerini. Ama bu gücü olmayanlar aylarca, yıllarca kendilerine sıra gelmesini, randevuları bekliyorlar. Randevu zor aldım, çok zor aldım. Bir kişi randevusunu iptal edince beni çağırdılar. Randevu bulunamazsa ne yapıyorsun? Bekliyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz maddi imkanımız da olmadığı için. Özele gitme şansımız yok ki. Randevu bulamayan, torpil yaptıramayanlar için iki yol var. Ya bilinmeyen bir tarihe kadar uğraşacaklar diş tedavisine erişebilmek için, ya da parayı verip özel hastanede tedavi olacaklar. Dişim çürüktü, ağrı vardı. Gitmek istedim ama bir türlü alamadık. Ne kadar uğraştınız randevu bulmak için? 2-3 ay uğraştım. Mümkün. Sonra özele gittim. Ne kadar verdiniz? 4-5 bin lira verdim. Dişi de denedik ama randevu bulamadık. Ne yaptırdınız özelde? İmplant yaptırdım. 17 bin lira falan tuttu. Devlette olsaydı tahmin ediyorum en az bir %50 daha uygun olurdu. Efendim, iktidar dönemlerindeki referansları sağlık hizmetleriydi. Bir dönem bununla ilgili övgüler aldılar. AK Parti iktidarından bahsediyorum. Bunu da kaybediyorlar. Ve bunu kaybederken de yine küçük siyasi veya başka hesaplar yaptılar. Bir rant hikayesi filan. Şehir hastaneleriyle bu sağlık sistemini hem insanlardan uzaklaştırdılar, hem çok pahalı hale getirdiler. İlaç öyle, efendim katkı payları öyle ve randevu meselesi öyle. Yani bir kıymetli izleyicimiz demiş ki, ülkemizdeki sosyal çöküşü niye konuşmuyorsunuz? Efendim, bu konuya bir girersek bu böyle bir şeye döner. Ne bileyim, bir konferansa dönüşebilir. Zaten bütün konuştuğumuz şeyler aşağı yukarı buna işaret ediyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Çalışıyorum. Bakalım şimdi mesela bu sosyal çöküşün parçalarından, efendim, belirtilerinden biri yine. Yani mekanizmanın teklemeye başlaması, çalışmamasıyla ilgili. Salgınla mücadele velilere kaldı. Her zaman hastalanabiliyoruz. Bir hafta izinliyiz, bir hafta okula geliyoruz. Yani şu an birinci sınıf öğrencisi okumayı yazmayı sökmüş durumda değil. Tuvaletlerimizde maalesef sabun ve temizlik ve hijyen konusunda çok aşağılardayız. Benim çocuğum bir ayda 3 kutu antibiyotik bitirdi. Ve hala da geçmeyen öksürüğü var, gribi var. Her hafta mutlaka bir acile gidiyoruz. Çocuklarımız okullardan hastalık kaparak evlerine geliyorlar. Okullarda öğrenciler arasında hızla yayılıyor öksürük, ateş, ishal, salgın hastalık mevsimle de alakalı ama aileler okullardaki hijyen sorununa dikkat çekiyor. Eğitim sendikaları da. İsterse Milli Eğitim Bakanı ile beraber gidelim, okulların lavabolarını gezelim. Bir okula gidelim, belki 1000 öğrenci göreceksiniz. Bir tane kadrolu personel ya göreceksiniz ya görmeyeceksiniz. Kağıt havlu, peçete, tuvalet kağıdı, sıvı sabun, hepsini bütün velilerden alıyorlar. Devlet karşılamıyor yani.
sabun bile yok. Ellerimizi nerede yıkayacağız? Okulların ilk dönemi bitmek üzere ama hala hijyen sorunu var. Çünkü yeterli personel yok. Eğitim İşin açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de 56 binden fazla okul var. Okullardaki yardımcı hizmetli sayısı ise 27 bin. Tuvaletler hiç temiz değil. İktidar her defasında övünerek açıklıyor. Yine 2024 yılında da bütçedeki en büyük pay Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldı. 1 trilyon 619 milyarlık bir rakam. Ama buna rağmen pek çok okulda temizlik malzemelerini, hijyen malzemelerini veliler kendileri aldıklarını söylüyorlar. Deterjandı, çamaşır suyuydu, A4 top kağıdıydı, havlu kağıdıydı, ıslak mendiliydi, tuvalet kağıdı. Hepsini biz karşılıyoruz ki. Ben Milli Eğitim'in hiçbir şeyini göremedim. Temizlik için vesaire için, personel için çok fazla para harcadıklarını düşünmüyorum ben. Protokol falan yapıyorlarmış ya, oraları harcıyorlardır. Kendi istedikleri yapılarla protokol adı altında kullanırken kaynak var. Ancak okullarda çocuklarımızın hijyenini sağlamak için, sağlıklı eğitim ortamını sağlamak için kaynak yok. Velilerin tuvalet kağıdı, sabun ve temizlik malzemeleri almasına rağmen okullarda yeterli hijyen sağlanamadığı için öğrenciler arasında hızla salgına dönüşüyor hastalıklar. Veliler eğitimden de geri kalan çocuklarının sağlığı için çözüm bekliyor. Öksürük, karın ağrısı, ateş. Sınıfta gelmeyen bayağı kişi var. Efendim, şimdi görüyorsunuz vaziyeti. Toplanan vergiler, sizin vergileriniz, emeğiniz, çocuklarımızın eğitim. Biliyorsunuz bir öğün vereceklerdi, yok. Onun için de para alıyorlar. O unutuldu. O kadar çabuk değişiyor ki gündem bir yandan da. Bütün bu eksikler halledilmeden unutuluyor. Sözde söz vermişlerdi. Fakat hep dediğim şey, kimin iktidar olduğuna, ülkeyi kimin yönettiğine bakmam. Nasıl yönettiğine bakarım. Siz de hangi partiye oy vermiş olursanız olun veya hangi partiye oy verecek olursanız olun, buna bakın, denetleyin. Çünkü aksi takdirde bu hizmetlerin, bu ülkedeki şartların iyileşmesi mümkün değildir. Yani çok da bu konularda bir miktar tevazu da göstermeye çalışıyorum. Büyüklerimizin dediği gibi ekici olma, ekici ol, bilici olma derlerdi. Ekici ol, bilici olma derlerdi. Bunu yapmaya çalışıyorum. Bir fikir vermeye çalışıyorum. Fakat öyle bir zaman geliyor ki insan kendini alamıyor. Yani iki yüzlü bir tevazudansa dürüst bir küstahlığı tercih ediyorum doğrusu. Başka da çare yok. Ne yapalım yani? Çünkü seçmenin haklarını kimse savunmuyor. Kimse dinlemiyor. Kimse onun sorunlarını dile getirmiyor. Bakın staj mağdurları, efendim gaziler yazıyorlar, bizim şartlarımız, dul ve yetimler, onların aylıkları. Evet efendim, şimdi Kahramanmaraş'a gideceğiz. Bakın mesela, deprem mağdurlarının haklarını kim savunacak? Bu memlekette 100-150 milyar dolara mal olan 50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz bir felaket yaşadık. Hem müteahhit hem imar müdürüymüş. Liyakatlı eleman yetiştirmiyoruz. Torpille gelen insanlar da düzgün yönetmiyorlar. Apaçık ortada. Kahramanmaraş Belediyesi'nin tam karşısındaki binalar çökmüş. Karşınızdaki binaların nasıl yapıldığını analiz edelim. Yürüyerek de mi gidemiyorsun buranın kontrolünü yapmaya? Kooperatif Başkanı Ali Kara'nın erkek kardeşi ve arsa ortağı olan Ahmet Kara, belediyede memur olduğu için kooperatifte resmi olarak görev almadığını ama kooperatifin tüm işlerini kendinin yaptığını belirtmiş, çok sayıda beyanda da müteahhit olarak Ahmet Kara'nın ismi geçmektedir. Enkaz önünde çaresizce bekleyenlerin aklındaki soruya bilirkişi raporu sarsıcı bir yanıt verdi. İnşaat neden denetlenmedi diye haykırmıştı Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybedenler. 6 Şubat'ta yerle bir olan en az 150 kişinin yaşamını yitirdiği Hamidiye sitesi müteahhidi Ahmet Kara'nın aynı dönem belediyede imar müdürü olduğu ortaya çıktı. Zemin etüdü bile yapılmadan inşa edilen sitenin o müteahhidi ve belediyedeki diğer yetkililer asli kusurlu bulundu. Ben annemi, babamı, 3 erkek kardeşimi kaybettim. Tek kaldım. Bu bir kader değil. El birliğiyle benim ailemi öldürmüşler yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Kahramanmaraş'ta 4 bloklu Hamidiye sitesinde tüm ailesini yitiren Vildan Akgül Çiftçioğlu dava açtı. 11 ayın sonunda bilirkişi raporu tamamlandı. Fox Haber'in ulaştığı o raporda kolonların yönetmeliklere uygun olmadığı, yetersiz olduğu yazılı. Bizim apartmanın toprak olması. Bakın toprak, beton yok. Yok beton yok yani. Annemlerden, babamlardan bir tane hatıra bulabilmek için de
Günlerce enkazın üstünde gezdim. Mühendislik ilkelerine uymayan bir durum ortaya çıkarılmıştır. Deprem sırasında yük iletimini bozacak bir durum ortaya çıkması kaçınılmazdır. Projedeki hatalara inşaat sırasında müdahale edilmesi beklenir. Müdahale eden olmadı çünkü yapan da, denetleyen de aynıydı. Belediye eski imar müdürü olan müteahhit Ahmet Kara tutuklu. Yakınında yıkılan Ebrar sitesine onay veren isimlerden. Şu an İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olan Hacı Mehmet Güner'le aynı dönem çalıştı. Kooperatif başkanı olarak da asli kusurlu olduğu tespit edilen abisi Ali Kara ise serbest. Hamidiye sitesine yapı ruhsatı onayı veren belediye yetkilileri de. Veli Çifaslan, Mimarlar Odası Başkanlığı yaptı. Fahri Yiğitoğlu da AK Parti'den belediye başkan adayı. Lütfen diyorum, her afetten sonra ağlamaktansa Maraş'ın deprem riski var. Maraş Doğu Anadolu fay hattı üzerindedir. Maraş'ta yer yer sıvılanma vardır, sıvılaşma vardır. Planımızı, ruhsatımızı, inşaatımızı son derece dikkatli yapmak zorundayız. AK Parti milletvekili Celalettin Güvenç 3 yıl önce uyarmıştı özellikle belediyeyi. Ama Hamidiye sitesinin mezar olduğu isimlerden biri de abisi eski AK Parti milletvekili Doktor Sıtkı Güvenç oldu. Bize bunları yaşatan insanların cezası kalmasını istemiyorum hepsinin. Efendim görüyorsunuz. Yani bu konularda sorumluluğu olan Şehircilik Bakanlığı bununla ilgili hesap vermek yerine aday çıkarıyor Büyükşehir Belediye Başkanlığı için filan. Hastaneden cezaevine döndü kim? Dilan Polat. Belki şu hayatı bir gün benim yerime yaşamak istersiniz değil mi? Bence hiç istemeyin, hiç kolay değil. Tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği ve ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. 10 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaldı Dilan Polat. Adalet Bakanlığı yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdiği iddialarını yalanladı. Dilan Polat tedavisinin ardından cezaevine geri döndü. Ben 3 gün ağlarım, 4 gün ağlarım. Hiç bir hafta ağladığımı bilmem. Ben bir yerde ayağa kalkarım. Çünkü ben böyle bir kadınım, anladın mı? Gözünü kapatıyor, çocuğunu ismini sayıklıyor. İki göz, iki çeşme ağlıyor. Bir tek küçük çocuğuyla ilgili sorunu var. Mallıydı, mülküydü, davaydı, cezaydı, bununla ilgili bir sorunu yok. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 5 Kasım'da tutuklandı Dilan Polat. Cezaevinde hep ağladığını, çocuklarını sorduğunu söylüyordu avukatı. 29 Aralık'ta Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin psikiyatri polikliniğine sevk edildi. Beyaz saçım aşkım, ne yapayım? Dertlerim var, yaşlanıyorum, ne yapayım? Hastanedeki tedavinin tamamlanması üzerine adı geçen 8 Ocak 2024 tarihinde hastaneden taburcu edilerek ceza infaz kurumuna alınmıştır. Bak antidepresana başlamışım kilo almaya. Antidepresan da değil de onun grubunda. Yatarak tedavi gördü Dilan Polat. 10 gün hastanede kaldıktan sonra da Marmara cezaevine döndü. Yılbaşını hastanede çocuklarıyla geçirdiği iddia edilmişti. Adalet Bakanlığı yazılı açıklama yaptı, iddiaları yalanladı. Tutuklu Dilan Polat hastanede kaldığı süre zarfında ailesiyle bir defaya mahsus olarak 5 Ocak 2024 tarihinde kapalı görüş yapmıştır. Yıpranmış olabilirim, üzülmüş olabilirim, bir tık devrilmiş olabilirim, yapraklarım dökülmüş olabilir ama ben yeniden toparlanırım. Polat çiftine bir dava daha yolda. Geçen yıl Haziran ayında İstanbul'da oturdukları lüks sitede Engin Polat'ın doğum gününü kutlamak için eve arkadaşlarını çağırmıştı Dilan Polat. Komşularıyla otopark kavgası yaşadılar. Yumruklu tekmeli kavga yargıya taşındı. Savcılık tehdit, hakaret, yaralama suçlarından iddianame hazırlıyor. Tedbir kararının anasını göreceksin. İftira mı? İftiranın danasını göreceksin sen. Efendim şimdi bakalım, acayip görüntüler. Yola helikopter düştü. Arızalandıktan sonra yolun ortasına sert iniş yapan helikopterle çarpışmaktan metrelerle kurtuldu. Brezilya'da polis helikopteri otoyolda yaşanan tır kazasına müdahale etti. Kazada yaralanan sürücülerden birini alarak havalandı. Kalkıştan saniyeler sonra helikopter arızalandı. Dönerek akan trafiğin ortasına sert iniş yaptı. Bu sırada arka pervanesi tel örgülere çarptı. Müzik
Kamyonet sürücüsü helikopterle çarpışmaktan son anda kurtuldu. Trafik kazasına müdahale edenler bu kez yaklaşık 50 metre mesafedeki kazaya yardıma koştu. Helikopterdeki 6 kişinin durumunun iyi olduğu açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şimdi bir reklam arası, sonra 1 dakika bölümünde buradayız. Efendim, insanların tebessümünden rahatsız olmayın. Tebessüm iyidir. Hatta bunun için bir oyun veya bir çeşit oyun önereyim size. İnsanların yüzüne bakın. İnsanları tanımak için bir çeşit oyun. Dostoyevski diyor ki insanların yüzüne bakın. Acısı çok olanın gülüşü güzel ve samimi olur. Böylece ayırt etmek mümkün olabilir belki. Bizden sonra Şahane Hayatım Var dizi yeni bölümüyle. İyi akşamlar, yarın görüşmek üzere. Bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay.